Telefonu da alalım mı? Alalım. Peki, ne olur AVM'lerden gelmeyen bir telefonu. Yani ben konuklarımı o kadar ben kötü daha. Ben AVM'nin karşısındaki gazeteden alayım. Büfede. O Brüksel, Brüksel izlemişsin. Brüksel gel. Buyurun. Sezgi Yıldız, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hayırlı geceler herkese. Harika, Brüksel'den bağlandığınıza göre anladığım kadarıyla diplomatik bir sıkıntı var filmde, buyurun. Diplomatik sıkıntı yok, aksine İzmir'den arayan beyefendiye çok kızdım ben. Aman anladım, bir sıkıntı çıktı. Yok kızmayın, herkes haklı. Kızdım derken şöyle, yani bir Facebook'ta işte gelen müşteriyle falan yönlendirilmesi hoş değil. Biz Solga TV tüm ekibi çok seviyoruz, film mükemmeldi. Estağfurullah. Bugün ben 7.45'te 7.45 seansına gidebilmek için öğleden bir arkadaşımı gönderdim. Bilet aldırdım. Salonda yer yok. Çok mutluyuz. Süper bir film. Sezgin Bey, çok sinemanın üstünde. Etrafındaki restoranlar dolu muydu? Valla restorana girme şansımız olmadı. Bizim direkt değil mi? Salona girdik. Biz dolu demek. Orada hep dolu restoran. Mecburen çok... filme girmiş. Mısır'la şey yiyordum ya. Toktum ben. Yaşa abi yaşa. Harika birisiniz ya. Teşekkür ediyoruz. Nasıl Brüksel'de havalar? Beklentimizin çok üstünde. Ekibe tekrar çok teşekkür ediyorum. Süperdi. Biz teşekkür ediyoruz. Kadro süper. Harbiden gülebildik. İhtiyacımız vardı böyle filmlere. Ay ne güzel valla. Eyvallah şahane. Burada mükemmel izleniyorsunuz. Hiç sıkıntınız olmasın. Salonlarda çekiyor mu abi? Brüksel sizi izliyor. Avrupa Birliği'nin gözü üzerinizde. Eksik olmayın Sezgin Bey. Sağ olun. Sezgin abi sağ ol ya. Valla moral oldun. Sevgiyle selamlarız. Aynen öyle. Brüksel'e. Saygılarla selamlıyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Bilmukavele sağ olun. Eyvallah. Yeni yapacağız. Söz veriyoruz. Yani çok çalıştık ve yapacağız bir şey falan. Abi öpüyorum. Saygılarımı sunduk. Gördünüz mü abi, Brüksel'de durum iyi. Ya Brüksel'de durum iyiyse sıkıntı yok. Ama tabii. Efendim doğrusu yalan budur adamı zaten. Yani hani 100 kişiye soracaksınız mutlaka bir taraf diyecek ki benim beklentimi karşılama. Öbürü diyecek ki ben bayıldım. Öbürü diyecek ki Allah'ım nasıl bir şey. Bu ne? Öbürü diyecek ki bu nasıl. Mesela geçenlerde birisi şey yazmış bana. Yok Tolga abi hiç olmamış. İkinci defa gittim gene gülmedim. Ama o 7'de 8'de kıvamlanıyor. Ondan sonra yok yabancı biri. Adı Food Court ismi. Aman aman aman. Peki kavanoz ipli dünya bölümümüze geliyoruz. O bölüme gelmeden önce sana şunu soracağım. Bu benim çok kişisel sorum. Sen tiyatroyu hiç aldatmadın. Yani ne kadar yoğun olursa olsun biz seni mutlaka sezonun başında bir oyunda gördük. Ve bundan hiç taviz vermedin anladığım kadarıyla abi. Yani sette yoğun olabilir, film sette yoğun olabilir. O nasıl bir kafa abi? Nasıl bir vicdan? Nasıl bir normal şey? Bir kafa bu. Yani, olması gereken kafa bu mu? Evet. Yani zaten o sorulan soruları pek anlayamıyorum. Mesela öyle üstelik de sanatçı arkadaşlarımızdan da soruyorlar. Yani sen niye tiyatro yapmıyorsun abi bu sene yapsana diye. Yani seyretmiyorlar herhalde. Herhalde modaya uydular, tiyatro modası geçti falan diye böyle bir takım önemli kişilerimiz açıklamalarda bulundular. Ama yani ben her sene ben tiyatrocuyum. Yani televizyon sonradan çıkan bir şey. Tiyatro ve tiyatrocu olarak televizyonda da her zaman bir televizyoncu olarak değil, televizyonun kuruluşundan itibaren varım. Yani daha yayına geçmeden önce prodüktörler arkadaşlarla beraber çalışıyorduk onların işlerinde, sınavlarında. Hı hı. Ama tiyatrocu olarak çalıştım. Hiçbir zaman televizyoncu değil. Hoş espri vardı Ankara'da o zaman TRT'de işte çalışıyoruz deyince hani işte televizyonu tamir eder misiniz falan gibi de öyle aileler arasında vardı ama tiyatrocuyum. Yani. Bu önemli. Ve bırakmayacağım yani. Hayır, bu kadar, hayır, hayır. Bu kadar net. Evet, kavanozlara geldik. Buradan sonra günah benden gitti. Vallahi. Bunları biliyorsunuz. Yani hayır. Sizin gibi katılan dostlarımız evet. Ve televizyon izleyicisi yani programın izleyicilerinden geliyor. ve yekpare sorular. Özel bir renk tercihiniz varsa söyleyin. Yoksa ortadan çekiyorum, soruyorum vallahi. Şansınıza ne gelirse. Ben yeşil üç kısa tur yapıyoruz. Üç kısa turdan hemen ben böyle alıyorum, zarfı açıyorum. Ve Köksal abiyle başlıyorum. Niyet mi? Aşk bir büyü müdür sence? Yok, gerçek bir şey. Aşk gerçek bir şey dedi Hüseyin Karateke. Dolayısıyla Uşak'tan Hüseyin kardeşimiz de gerçek bir şey olduğunu öğrenmiş oldu. Pelinciğim hemen geldi sana soru. Elif Haklık Ordu'dan soruyor. Düşlerin ve düşlemenin bir sonu var mıdır? Gecenin bu saatinde de artık. Düşleme diyor. Düşlerin diyor ve yani. Düşlemenin bir sonu var mıdır? Düşlemenin dostu olmaz. Ver müziği. Ver müziği. Düşlemenin dostu olmaz. Ver ayarı. Doğru. Düşenin dostu olmaz. Düşenin dostu olmaz. Tabii. Olmaz. Ya böyle bir tekerleme. Tolga Bey, Melih Güncel İstanbul'dan soruyor. Yaşamının en cesur yüzleşmesi neydi? Kimli ya da neyle yüzleşmiştin? Oo, çok güzel bir soru da ben böyle bir şeyin cevabını bilmiyorum. Neyle yüzleştim acaba? Bilmiyorum vallahi. Toprak, seninle tanışmamız mı acaba?
Vallahi abi öyle enteresan bir şey. Ay vallahi kusura bakma, hiç öyle bir şey düşünemedim çünkü. Geziyorum bu saatinde gelmedi. Evet gelmedi vallahi. Bunu bir düşün, yarın beni bir ara. Arayacağım. Ben de mutlaka şey yapayım. Tamam, mutlaka yanıt vereceğiz vallahi size. Vallahi düşüneyim ben bunu. Efendim, hayvanlar içinde kıskandığınız bir hayvan var mı? Var ise neden? Rafet Aydın Bilecik'ten çok merakla soruyor. Kuşlar uçtukları için. Kuşlar uçtukları için mi? E uçağı bir uç. Aynı şey değil ki. Aynı şey değil mi ya? Önemli bir kuş cinsi var mı yani kuşlar içerisinde? Yok, hayır. Yani ne olursa olur. Gene. Yeter ki uçsun. Peki efendim. Toprak Bey Nuray Kocamış Artvin'den soruyor. Çok zengin bile olsan gittiğin bir restoranda bir suya 10 lira vermek zoruna gider mi? Restorandan restorana değişir. Food court'sa başka, normal yerse başka oluyor yani bizde. Anladım. Restorana göre değişir. Size bir açık pembe seçtim Köksal abi. Ve soru Buket Meşe'den geliyor, İstanbul'dan. 200 yıllık bir hayat ister miydin? Adam ölümsüz oynuyor. Bunu bana sormalıydı. Yok, istemezdim. Hayır. Gereksiz. Yani şu şartlarda istemezdim. Yani teknolojinin... Hep burada oturuyoruz bir. Yani 200 yaşında. Değişen bir şey olmayacak yani, değil mi aslında? 200 yani olsa da. Çok sıkıcı. Bu sefer emeklilik olacak 150 yaş. Yani. Emekli maaşı başlayacak 170'te. Kaç sene yiyeceksin? Eğitim 20 artı 20 artı 20 olacak. Ne saçma be. Aman. Her şey o oranda. Hadi işte gün iş günü çalışmak zorunda. Evet, evet. Yok ya. Tamam, vazgeçtik abi, boş ver. Dur bakalım gelene gel. Yasemin Türk Aydın'dan geliyor. Gençliğini nerede geçirdin? Ne demek o ya? Bu da güzel soruymuş. Nerede diyor hani çürüm? Hangi kent herhalde? Herhalde. Yasemin ne anlatmaya çalışıyor? Ya bu çok fazla mecazi sorular koymayalım buraya. Gençliğin nerede geçti ya? İstanbul. İstanbul'dayım. Tamam, çok teşekkür ederim. İstanbul'dayım. Böyle ya, deve, İstanbul'dayım. Böyle deve bitir artık ya. Hayır, beni bile ter bastın nasıl bir soru diye. Bak, çok enteresan. Rıfat Demirtaş İzmir'den, Futkort'tan soruyor. İçinde olduğun zümrenin en popüler insanı olmak ister miydin? Büyük başın derdi büyük olur derler. O yüzden korkarım öyle şey. Böyle iyiyiz değil mi? Böyle iyiyiz. Daha Allah'tan belamızı mı isteyelim? Estağfurullah. Senin bu oyuncak araba koleksiyonun devam ediyor değil mi abi? Oğlumla beraber böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Başladınız. Seni topluyorsunuz. Ne kadar vardır garaj şeyde? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama var bayağı. Seviyor. O da çok seviyor. Güzel, gayet güzel. Peki onlar normal arabaya döner mi? Ailede var yani böyle. Çalışsın, normal araba sevgisi olan çalışır, insan. Çalışır, döndürür inşallah. Ha, kendisi çalışsın, yapsın diyorsun. Peki. Güney Muşlu soruyor efendim. Sence İstanbul dediğinde ilk akla gelen ne olmalı? Deniz. Deniz. Ben Ankaralı olduğum için İstanbul ya, hep bana ya, denizi. Aha, evet, soru yanlış insana geldi. Evet, deniz. Böyle Haydar... Nereden girdiniz İstanbul'a? Efendim? Yani Haydarpaşa'dan mı girdiniz? Topkapı Garı'ndan nereden girdiniz? İstanbul'a ilk inişiniz, ilk gelişiniz? İlk gelişim Haydarpaşa. Haydarpaşa'dan. Merdivenlerden inerken ilk duygunuz? Vapur sesleri. Denizi ilk gördüğünüzde? Martılar. Büyükşehir karşıladı sizi. Evet. Ve ona bir şey söylediniz mi? Hayır. Çünkü o sırada simit çay. Simit ve çay vardı. Bravo. Vapur ve simit çay. Oo, Nurcan Dertli Tokat'tan. Yani büyük derdi. Annenin en çok sevdiği çocuk sen misin? Nurcan kesin anne ya. Canım benim. Teşekkür ederim Nurcan'cığım. Annemi ben çok seviyorum ama değil. Annemi hiçbir zaman hiç kimseyi ayırdığını zannetmiyorum. Bilmem. Bunu annene sormalı zaten. Keşke. Peki. Efendim son sorularımız. Kabul görmek için olmadığın bir insan gibi davrananlardan mısın? Volkan Tanrıverdi İzmir'den soruyor. Tam anlayamadım soruyu. Kabul Nasıl cevap vermiş gibi oldu değil mi? Dediğim oydu işte. Bak laf başka, tavır bambaşka gördüğün gibi ya. Dördüncü toprak çıktı. Sormamış kabul edelim abi. Ya arkadaşım. Bu tekrar okunacak gibi bir şey değil. Yani tekerleme gibi bir şey çünkü. Benim bakalım güzeldi. Sana ne gelecek? Beraber Göksel abi dinle. Nebi Süngür Malatya'dan soruyor. Hani her insan bazen yalnız kalıp düşüncelere dalmak ister ya. Sen yalnız kalmak istediğinde nereyi seçersin? Senin böyle bir lokasyon sorunun var galiba, anladım. Kavanozdan sürekli bir coğrafi soru çıkıyor sana. Ben yalnız kalmayı sevmem. Sevmez misin? Kalmayacağım da Allah izin ver. Ya tabii versin. Allah soruyu tarumar ettin 2 dakikada. Soru biraz şeydi ama duygusal değil miyiz sanki? Aman ben sevmem yalnız kalmayı. Yalnız kalmayacağım ya, Allah Allah. Bana gelecek. İçine Ali İklim Aydın'dan soruyor. Şu dünyada kadın olmak mı daha zor yoksa insan olabilmek mi? Ali'ye ne yaptın? Hangi iklimde çalışıyorsun ya? Şu dünyada kadın olmak mı daha zor yoksa insan olabilmek mi? Hocam içen bana soruyor ya. Ya şimdi o zaman mental açıdan yaklaşırsan zaten doğduğundan insansın. O nedenle kadın olmak daha zor. Anladım, çok güzel. Harika.
Ama adam gibi insan falan gidersen... Bu soruyu da bana demin sorduğun soruyu birleştirip bir soru haline getirebilir misin? Fena bir şey olurdu abi ya. Hani onu ben bile yapamam galiba. Hangi bölgenin yemek kültürünü seversin? Hüseyin İleri Bursa'dan soruyor. Antakya o kısımların yemeklerini çok seviyorum. Biz hastasıyız dedi ya. Güney Amerika'ya. Güzel yapıyorlar. Mersin'dir, Hatay'dır, Antakya'dır. Hakkını verir yani. Birebir mutfağıyla. Ve son sorumuz Rabia Hancı Sivas'tan geliyor. Çocukluk hatıralarında aklından çıkmayan bir hikayen var mı? Evet. Başı ben oluşturacağım. Falan aynen bir dolu var. Aynen öyle bir dolu bir şey var. Bilmem. Aa, o kadar çok ki. Çok değil mi ya? Aynen. En sevdiğin, seslendirdiğin karakterlerden en sevdiğin hangisiydi? Kimdi? Bilmem ya galiba ben hepsini çok severek yaptım ya yani Radyo Çocuk Kulübü'ndeyken ben ses masasına da geçip onu da öğrenmeye çalışıyordum. Hep böyle meraklı bir tiptim ben yani Charles, sadece. Sen de miydin abi? Body'yi konuşuyordum ben. Charles Aa, orada çok büyük bir saçmalık vardı ya o gerçekten. O çok, aslında sen Charles olmalıydın. Bir olay oldu. Yekta konuşuyordu onda. Yok Sungun abi konuşuyordu onda. Yani şimdi... Body kapıdan içeri girer bir dolu böyle komiklikler momiklikler falan filan. Bir gün de üstüne böyle yeşil böyle renkli menkli falan bir şeyler giymiş ve Amerika'nın işte Ohio eyaletinden falan bir türkümsü bir şeyler söylüyor falan. Onu yani ya onun söylediğini çevireceksin ve aynı şekilde o şarkıyı söyleyeceksin komik değil. Ya da şöyle bir şey yapacaksın. Ayşegül abla vardı. Ayşegül ablaya dedim ki abla bir hani rica etsem olur mu nasıl olur falan diye. Ve yine yeşillendi fındık dallarını söyledim. Charles Dişbaşı'nda. Evet. Ayşegül Devrim mi? Yok. Kaan'ın annesi Ayşegül Girgin. Çok anormal bir an oldu ve geçti bu. Yani TRT'de bu yayınlandı. Bu. Bilmiyorum nasıl yayınlandı ama. Bu ama iyi bir anmış evet, ya. Evet, yine yeşillendi fındık dalları. Harikaymış. Bu arada film hakkında genellikle Twitter'dan programımıza gelen görüşlerin hepsi iyi. Bir iki tane olumsuz görüş var ama ağırlıklı olarak %80-%85 civarında iyi. İki gün önce Cevahir'de izledim. Yemek falan da yemedim. Abi yemeğe zaten sen kimsin izlemeye geldim. Film süperdi. Diyerek de gecenin şeyini yapmışlar. Ve manşetler 23.45'ten bu yana konuşuyoruz. Hakikaten güldük eğlendik. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Aman abi sakat arkası. An itibariyle manşetlerimiz şunlar. Köksal Engür abimiz. Açık konuşalım. Hepimiz promosyon için buradayız. Filmin hatta tüm dizilerin oyuncularına ben karar veririm. Ayrıca burada konuşacakları cümleleri bile ben belirledim. Zaten Tolga öğrettiğim gibi hepsinin yerine konuşacaktır. Bu arada filmde emekli trafik polisiyim diyerek geceyi özetledi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet alalım diğerini. Tolga Çevik, yaptığınız komedinin öne çıkmasında Pelin'in rolü çok büyüktür. Pelin Körmükçü filmde kızı kaçırılan kadını oynuyor. Kendisine kocasından 40 milyon euro kalıyor. 40 milyon euro bizde olsa ne prodüksiyon yapardık kim bilir diyerek geceyi manşetlemiş. İlginç bu manşet nereden çıktı? Evet, onu hiç evet geliyoruz devam ediyoruz. Tolga Çevik devam ediyor. Zeynep de biraz önce söylediğim Pelin'in kaçırılan kızı oluyor. Tamamen fidye için kaçırıldı. Eğer Zeynep'in toprakla doğaçlama yaptığı sahneleri olmasaydı 1,5 saat yerine 45 dakikalık bir film olacaktı. Ama oldu artık yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. De hadi Tolga Çevik. Oyuncuların tiyatro kökenli olmasına dikkat ettik. Ayrıca filmde her türden insan da olsun istedik. Baktık toprağın içinde de 6-7 toprak var. Hemen aldık. İyi de oldu. Zannediyorum ki her türden insanı toplayabiliriz. Ve son olarak. Daha Tolga Çevik. Filmden çok konuştuk. Biraz kendimden bahsedeyim. Amerika'da eğitimimi tamamladım. Para bitince eğitimle birlikte gelen ödüller de suyunu çekti. Gerisi geriye Türkiye'ye döndüm. Televizyon bir yalan dünyadır. Köksel abi kusura bakma kendimle ilgili kendi cümlelerimi kurdum. Gayet güzel devam ediyoruz. Bitti. Allah Allah. Bu kadar mıydı? Ne güzel bakıyorduk ya böyle yayılmıştık. Ha, herkes adına konuşturdunuz. Yani buradaki espride yazar burada bunu mu anlatmak istedi? Biz de anladık. Bölümümüz bitti. Yani buraya kadar. Programımız. Programın bize ayrılan bölümü. Bizim CNN Türk'teki bölümümüz bu. Bu kadar. Tamam. Malezyalılar gelmiyor mu ya? Malezyalılar geldikleri gibi gönderdik efendim ülkelerine geldi. Çok teşekkür ediyoruz Köksal abi. Rica ederim. Şeref verdiniz. Her zaman bekleriz. Tiyatrodan, setlerden ara buldunuz her zaman. Tabii ki. Pelin'ciğim artık bir Ferhat Göçer bekliyorum senden. Ne olur, ne olur. Minik yani o sözünü tut. Yalan çıkartma şeyi. Tolga... Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sana her şeyde, memleketin her alanında, kapalı, açık. Tüm alanlarında başarılar diliyorum. Eyvallah. Çok hanımefendi şeref abi. Verdiniz. En sevdiğiniz renk? Ne renk? Yeşil. Bu arada biyolojisel çaldığınızda bilmiyoruz zannetmeyin. Geçti. Konuşmadığınız yerde. Program geçti. Çıkar biyolojisi. Toprak.
İçindeki her toprağı ayrı ayrı öpüyorum. Çok teşekkür ederim Mesut'cum. Çok teşekkürler. Hem gecenin bu saatinde biraz tehlikeli bir şey oldu ama. Çok teşekkür ediyorum. Herkes sevgiyle selamlıyoruz. Harika. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam da sizin karşınıza. Varol Yaşaroğlu'yla. Vural Yaşaroğlu. Vural Yaşaroğlu'yla. Berk Tokay. Berk Yaşaroğlu yapalım onu da artık yani. Erdil Yaşaroğlu var bildiğim kadarıyla. Erdil Yaşaroğlu var. Erdil Yaşaroğlu da var. Onu sonra alıyoruz. Berk Tokay evet başka? İhsan Varol. İhsan Varol sorularıyla geliyor ve yarın Mehtap tek başına Mehtap gibi doğacak ömrümüze 23.45'te görüşmek üzere hoşçakalın.